Ağız sağlığında şöyle bir durum var. Biz yediğimiz, içtiğimiz her şeyi ağızdan alıyoruz ve mide, bağırsak, her yeri ağızdan gelen mikroplarla, mikrobiyolojik durumlarla ağız içerisinden gidiyor. O yüzden ağızdaki herhangi bir mikrobiyolojik ya da enfeksiyona bağlı problemlerde her zaman problem ağızdan diğer vücuda yayılır. O yüzden biz her zaman deriz ki ağızdaki sağlık bütün vücudu ilgilendiriyor. Bu sebeple biz ağız sağlığını çok önemsiyoruz bu anlamda. Gülüş dizaynı bizim hastalara kendi karakteristik yüz hatlarına göre yaptığımız bir işlem aslında. Yumuşak dokular, dudak, diş etleri ve yüzün diğer karakteristik hatlarına göre kişiye özel diş tasarımı yapıyoruz. Bunlar dişlerin altın oran dediğimiz oranlarla hesaplanarak ve dişlerin genel anlamda yüzde uygun şekilde dizayn edilmesiyle işlem yapılıyor. Önemli olan hastanın beklentisi ve hastanın nasıl bir diş istediği, işte uzun, kısa, beyaz istediğiyle alakalı biz eğimliyoruz. Gülüş dizaynında ne kadar çapta dizayn yapacağımıza bağlı olarak, kaç dişte yapacağımıza bağlı olarak komplike hale geliyor. Ama süreç ve ağrılı işlem olmadığı için, süreç de kısa olduğu için hastaların en az bir hafta içerisinde dişlerinin tamamen yapılmasıyla hasta tamamen gülüş dizaynında ulaşmış oluyor. O yüzden biz burada kısa zamanda uzun vadede kullanabileceği dişleri yapmaya çalışıyoruz hastaya. Hastaların aslında çapraşıklık, işte diş lekelenmeleri, dişlerde oluşabilecek denklemeler sonucunda aslında diş dizaynı istiyorlar. Genel diş hatlarından beğenmeme ve daha iyisini isteme. Örnek veriyorum, bir ünlünün dişleri çok güzel, onun gibi uzun yapalım gibi istekler de oluyor. Bunlar doğrultusunda hastanın beklentisini de karşılayarak dizayn yapılmış oluyor. Yönlendirmemiz gerekiyor çünkü hastalar bu konuda aslında çok bilgisi yok. Bilgisi olmadığı için biz yönlendiriyoruz, materyal anlamında bilgilendiriyoruz. Sonuçları gösteriyoruz. Öncesi sonrası, daha önceki hastalarımızdaki sonuçlarımızı gösteriyoruz. Onlara göre zaten hasta bir şeyi tercih etmiş oluyor. Ona göre de biz yolumuza devam etmiş oluyoruz. İmplant yapay bir malzeme olarak çene kemiğinin içerisine bizim aslında günlük dilde kullanacağımız vida isimde, insanlar vida diyorlar. Vida yerleştirecek çene içerisine. O çene içerisinde 3 ay içerisinde iyileşmesini sağladıktan sonra üst kısmına porselen ya da zirkon, hastanın tercih ettiği bir ya da protez yapıldıktan sonra hastanın normal diğer dişleri gibi, kendi dişiymiş gibi görev alan bir sistem. İmplant normalde tek diş implanttan tutun 14-15 implanta kadar ağız içerisinde yapılabiliyor. Burada duruma göre hastanın ne kadar implant ve nasıl bir dizayn yapılacağına göre de değişiyor, ama tek implantlarda örnek veriyorum, ağız içerisinde bugün cerrahi ameliyat yapıldıktan sonra 3 ay biz bekleme süresi veriyoruz. 3 ay sonrasında da ağız içerisinde implantın oturup oturmadığını kontrol ettikten sonra üzerini kaplamasını birkaç gün içerisinde bitirmiş oluyoruz. Fakat burada immediate implantlar dediğimiz hemen anında implantın ağız içerisinde protezin yaptığımız durumlar oluyor. O da yurt dışına çıkacağımız kısa vakitlerde, işte 2-3 günlük süresi olan hastalarımıza uyguladığımız işlem, ama bizim çok tercih etmediğimiz bir sistem immediate implantlar. Onun dışında dediğim gibi full mouth'ta, tüm ağızda implant yapıldığında da bunlar tomografik olarak değerlendiriliyor. Hangi bölgede ne kadar implant hesaplanıyor ve bunun protez kısmında düşünülerek implantlar yerleştiriliyor. Bu da dediğim gibi 3 ay sonrasında ya da 4 ay sonrasında ağız içerisinde gerekli rehabilitasyon işlemleri yapıldıktan sonra porselen, protez, ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. İmplant diş çektirmekle aynı derecede aslında, ağrılı o süreç olması anlamında. İlk gün içerisinde tabii ki bir ameliyat olduğu ve dikişler olduğu için hastada biz gerekli ilaçları veriyoruz zaten postoperatif olarak. Bunlar verildikten sonra hastada herhangi bir ağrı ya da problem oluşmuyor. Ertesi günde hayatına ağrısız bir şekilde devam edebiliyor. Öncelikle ağız hijyeni optimum seviyede olacak ve sigara ile birlikte işte zararlı gıdalarda tüketilme azaltılacak. Çünkü burada implant direkt kemiğe bağlantılı olduğu için normalde dişlerin, sağlam sağlıklı dişlerin koruma mekanizmaları var ve kendilerini koruyorlar. Yani uzun vadede dişler kendilerini çok daha uzun süreli saldırılara koruyabilir. Ama implant direkt kemiğe bağlantılı olduğu için kendisini koruyamaz. Yapay bir malzeme olduğu için. O yüzden yemek artıkları ve diğer zararlı gıda tüketimleri implanta ve direkt kemik bazında enfeksiyona sebep olurlar.
Bunlar da direkt implantın kaybedilmesine sebep olur. İmplant aslında bizim kemiğin sağlam kalmasına, kemiğin boyutuna bağlı bir şey. Ama tabii ki biz burada kemik greftleri, artık teknoloji çok gelişti, kemik greftleri koyarak da implant yerleştirebiliyoruz. Ama burada tabii ki implantı gerekli mi? İmplant olmadan da başka çözümler yapılabilir mi? Ve daha çok kemiğin durumuna göre ve hastanın da beklentisine göre neler değiştirilir, yapılabilir? Ona bakıyoruz. Tabii ki de implant bizim sevdiğimiz bir tedavi çeşidi. Ama implant dışında da tedavi çeşitlerini biz veriyoruz. Hastalarımız tercih ediyor aslında. Normalde eğer ağız hijyenimizin stabil olmasını istiyorsak düzenli bir şekilde fırçalama yapmamız lazım. Özellikle sabah ve akşam, özellikle akşam yatmadan önce muhakkak dişlerimizi fırçalamamız lazım. Doğru fırçalama yapmak lazım. Fırçalama dışında bizim 6 ayda bir dental kontrole ihtiyacımız var. Bizim hastalarımızın ve genel Türk halkının atladığı şey muayeneler, rutin muayeneler. Çünkü burada bizim atladığımız küçük detaylar dahi takılabiliyor gözümüze, hastaların göremediği. O yüzden fırçalamadan sonra muayeneler de çok önemli, muayene, rutin kontroller. Bunlar yapıldıktan sonra diş eti sağlığı çok daha optimum seviyeye gelecektir. Fırça bizim normalde normal ağız bakımında orta seviyede sertlikte bir fırçayla fırçalanmasını tavsiye ediyoruz. Ama macunda şöyle bir durum var. Artık Avrupa'nın da kabul ettiği bir şey var ki florürlü macunlar vücutta birikime sebep oluyor. Sadece diş sağlığımız değil, vücut sağlığımız önemli olduğu için. Ve doğru fırçalama teknikleri var. Doğru fırçalama tekniklerinde bütün ağızdaki 32 tane diş varsa hepsinin yüzeyinden geçerek fırçalama teknikleri var. Bunları yaptıktan sonra diş eti sağlığı çok daha optimum olacaktır. Bizim diş taşını temizlediğimiz aletler dişin minesine zarar verecek aletler değil doğru yapıldığı zaman. Ama bizim hastalarımıza o kadar ileri seviyede geliyorlar ki bütün ağız içerisi diş taşıyla kaplanmış vaziyette geliyorlar. Diş taşları çıkarıldıktan sonra, destek oldukları taşlar çıktıktan sonra dişler sağlanmaya başlıyorlar. O yüzden aslında hastanın durumunu öncesinden söylememiz lazım. Dişlerinin, zaten diş etinin ve kemiğin bağlantısı çok zayıflamış. Bunlar sağlanabilir vesaire, bilgilendirmeler yapılması lazım. Hasta sonrasında diş etleri tedavisinde ne kadar ilerlediyse problemler, ona göre işte küretaj dediğimiz ve diğer diş eti problemlerini düzeltecek tedaviler yapılarak bu işlemler kısaltılabilir tabii ki. Diş beyazlatması aslında düğün mevsimi de geliyor. Herkesin böyle dişlerinin beyaz ve pırıl pırıl olmasını istediği bir zaman, fotoğraflarda görünmesi için. Diş beyazlatmada şöyle bir durum var. Biz genellikle bunlarda sigara, çay lekelenmelerinde genellikle karşılaşıyoruz hastalarımızda. Dişlerin ton açıklığını istiyorlar. Burada tabii ki önemli olan diş beyazlatmada seans sonrasında, profesyonel beyazlatma sonrasında hastaların işte yediklerinin içtiklerine dikkat etmesi, kullandıkları işte ilaçlar ya da vesaire diğerlerine dikkat etmesi, diğer renk oluşabilecek renklenmelerin en azından indirgenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü beyazlatma tek başına etkili değil. Yani ondan sonrasındaki bakımı da çok önemli. Buna dikkat ederse beyazlatma çok daha uzun ömürlü olacaktır. Ağız ve diş sağlığı hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim sağlığımız ağızdan başlar, her zaman bunu söyleriz. Ve bir çorap söküğü gibi gelir her şey. Eğer ağızdaki bir enfeksiyon ya da bakımsızlık büyürse vücudumuzdaki diğer organlarımızda bu büyüyecektir. O yüzden ağız bakımına dikkat etmek lazım. Ve bu konuda da rutin kontrol olarak, 6 ayda bir en azından, rutin kontrol olarak hekimlerimizi ziyaret etmek lazım.